Evet beyler. Öncelikle hepinize selamlar. Mid'de agresif oynama serisinin part 2'sini çekeceğimi söylemiştim size. Gameplay olarak atacağımı söylemiştim. Birinci videoda anlattığım şeyleri hatırlıyorsunuzdur zaten. Hatırlamıyorsanız eğer zaten altı onun da linkini koyacağım. Oradan izleyip tekrardan bakabilirsiniz söylediğim şeylere. Body Block'tan bahsetmiştim. Mid'de high ground'da kalmak için. Biraz önce onu yaptım ama adam benden daha iyi yaptığı için o high ground'da kaldı. Agro almayı göstermiştim geçen videoda. Adama vurarak high ground'dan creepleri indirmeyi, agro alıp aşağıda miss vurmadan lastit almayı göstermiştim. Şurada bir durduracağım videoyu. Bu videoda bir önceki videoda söylediğim, yani şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz dediğim her şeyi görebileceğiniz bir gameplay şeklinde hazırladım. Hazırlıyorum. Öyle bir reply çektim. Çekiyorum daha doğrusu. Şimdi biraz önce yaptığım harekete bir saniye geri dönmek istiyorum. 0.39. Şöyle çeksek yeterli olacaktır. Şöyle göstereyim. Bakın, Mage Creep'in öneminden bahsetmiştim. Full mana beklememenizden bahsetmiştim. İlk wave'de gelen creep'lerden alma sayısından bahsetmiştim. Buradaki olay çok önemli. Adamdan önce 2 level olmak, 3 level olmak creep üstünlüğü açısından çok önemli. Adamın karşınızdaki rakipten sizin üzerinize çekeceğiniz item'ın gelme süresi daha önemli. Çok daha önemli. Mid'de eğer agresifliği ele almak istiyorsanız, daha üstün bir şekilde oynamak istiyorsanız bu çok önemli. Bu arada karşımdaki adam EU'da rank 487. Hani karşımıza gelen güçlü bir hani güçlü rakiplerin olduğu bir oyun seçtim ki hani şöyle de göstereyim rankını. Hani bilmeyen adama karşı oynamadın işte şöyle böyle diye yorumlar gelmesin diye böyle bir reply seçtim. Şimdi burada illüzory orbumu kullanarak Mage Creep'i burada alıp ilk wave'den olabildiğince üstün. İlk wave'den olabildiğince üstün lastikle ayrılmaya çalıştığımı göreceksiniz burada. Bakın. Bir yandan adamı araslarken önceki videoda söylediğim gibi şöyle illüzory orb'u gördünüz. Önceki videoda söylediğim gibi bir yandan adamı araslarken bir yandan da creep dengesini tutmanız gerekiyor. Eğer sadece adamı araslayıp lastitleri almazsanız, odaklanmazsanız mid lane'i gene de kaybedersiniz. Çünkü karşınızdaki adam lastitleri alır, heal'ını alır, level'ını alır. Biraz önce adamın mage creep'ini nailadık. Şimdi şu lastitten sonra ben 2 level olacağım. Şöyle baktığınız zaman adam benim üstüme tıklamış. Ben 2 level oldum, adam 1 level kaldı gördüğünüz gibi. Şöyle de baktığınızda bakın benim 1, 2, 3 tane creep'im var gördüğünüz gibi. Radiant'ta 3 tane creep görünüyor. Bir tane mage, 2 tane melee. Adam şu melee creep'i aldıktan sonra 2 level olacak. Üstüne 2 tane creep'in XP'sini alacak. Ben 4 tane creep'in XP'sini alacağım ve ben zaten 2 level'ım. Ben de adama tıklamışım o anda. Şöyle başlatıyorum. Gördüğünüz gibi gene illüzory orbumu mana harcamaktan hiç çekinmiyorum. Adam alakritisini attı beni haraslamak için. Bu arada karşımdaki oyuncu da agresif bir oyuncu. Agresif vs agresif denk geldi bu replayda böyle. Hani normalde sizin karşınıza işte düşük MMR'larda oynarken karşınıza bu kadar agresif oyuncular görmezsiniz. Daha pasif. Siz böyle üzerine gittikçe biraz daha geri çekilen, sürekli böyle canını doldurmaya çalışan oyuncular görürsünüz. Ama bu karşımdaki de aynı benim gibi agresif bir oyuncu. Geri çekilmeyi sevmiyor. O da sürekli harasslıyor. Gördüğünüz gibi. Zaten agresif bir oyuncuysanız ve karşınıza agresif bir oyuncu geldiyse genelde afallarsınız. Çünkü agresif oyuncular agresif oyunculara karşı nasıl oynayacağını bilemezler. Çünkü karşılarına çok fazla agresif oyuncu gelmez. Dota oyuncularının geneli Mid'de pasif kalmayı tercih eder. Agresif olarak oynamazlar. Bu bakımdan siz agresif bir oyuncu olursanız, Mid'de dominantlığı ele alırsanız çok rahat edersiniz. Bakın orada adamı araslayacağım diye bir tane lastiti kaçırdım mesela. Şu an şöyle durduracağım. Ben 11'e 2 oynuyorum. Invoker 5'e 1 oynuyor. Yani adamın lastitinin 2 katından daha fazla lastitim var. Artı 2 tane de deny'im var. Şöyle baktığımız zaman Invoker'a hala beni kontrol ediyor. Şu an 3 level. Ben neredeyse 4 level olacağım. Şöyle bakabilirsiniz. Ben burada kule altına gelip hala
dine yatmaya çalışmaktan çekinmiyorum. Çünkü şu anda üstünüm. Gördüğünüz gibi ilk Healing Salve Invoker bastı. Videoda bundan da bahsetmiştim. Healing Salve'ni bastırdıktan sonra adamın, sizin hala Healing Salve'niz var unutmayın. Gördüğünüz gibi şu şekilde agresif oynayabilirsiniz. Burada minik bir ölüş gerçekleşecek. Adamın Sunstrike attığını görmediğim için. Yani o da ölecek ama. Gördüğünüz gibi adamın Sunstrike attığını görmediğim için orada minik bir fail yaşadık. Yani ellerini böyle aşağı doğru indirdiğini görmedim. Benim hatam. XP'sini o aldı. Önce o beni kestiği için. Ben sadece parasını alabildim. Invoker'a bu birazcık toparlama şeyi veriyor. Pozisyonu veriyor. Ben şimdi ikinci Null Talisman'ı çektim üstüme. Bir önceki videoda şey de demiştim hatırlıyorsanız. Şu müziğin sesini kapatmak istiyorum. Müzik çok bastırıyor çünkü. Bir önceki videoda şey de demiştim. Lane'e gelen creeplerden... Dur bunu söylemek için erken. Bunu söylemeyeceğim. Birazdan anlatacağım bu konuyu. Şimdi... Invoker'a şöyle baktığımızdan sürekli benim üstümü kontrol ettiğini görebilirsiniz. Sürekli kendi hero'sundan çok bana bakıyor. Benim move'larımı izliyor. Şu anda kendisi 4 level. Bana baktığımız zaman şöyle göstereceğim. Bakın. Mid'de benim şu anda XP'sini alacağım. Toplamda 2 tane mage, 2 tane melee creep var. Onun sadece 1 tane melee, 1 tane range creep'i var. Mid'de XP'sini alabileceği. Ve ben öldüğümde önce o beni öldürdüğü için hem 500 gold aldı hem benim XP'mi aldı. O şekilde düşünebilirsiniz. Halen daha XP'de Invoker'a üstünlük kurmuş durumdayım. Bunu dikkate alarak izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada adam Exhort Invoker. Hani onu da dipnot olarak düşelim. Hani last hit almada bir sıkıntısı yok. İki mage'i gördüğünüz gibi Illusory Orb'un manamı hiç acımadan kullandım. Mananızı bekletmeyin demiştim. Şimdi burada ikimizin de üzerinde birer tane Healing Cell var. Karşılıklı harastıyoruz. Çünkü birbirimize Healing Cell'lerimizi içirmek istiyoruz. Healing Cell'i benim kullanmam Invoker'ın daha çok işine gelir. Çünkü kendisinin Quas, hani HP'sini arttıracak bir skill'i var. Benim öyle bir avantajım yok. Heal çekmem gerekecek. Burada zaten Invoker'ın amacı bana olabildiğince botalımı geç getirttirmek. Hani bana sürekli base'den regen item çektirmek ama ben de karşılığını verdiğim için kendisine geri tepiyor. Hani normal olarak agresif bir oyuncu olmasa karşısında, pasif bir oyuncu olsa Invoker Alacrity'yi atıp bana vurarak Healing Salve'imi içirecek. Ondan sonra gidecek farmına devam edecek. Sonra bir daha atar yapacak. Ben Healing Salve bastıktan sonra beni gene yarı EP yapacak. Sonra Healing Salve'ini içecek. O full EP kalacak. Ben yarı EP kalacağım. Normalde agresif oyuncular bu şekilde yapıyor. Ama karşısında da agresif bir oyuncu olduğu için bir afallıyor. Kendisi de aynı harası yiyor gördüğünüz gibi. Bakın kaçmıyorum çünkü. Sürekli vuruyorum. Bunu yapmanız çok önemli beyler. Dayak yiyor olsanız bile ne? Vurmanız, adamı haraslamanız çok önemli. Bunu yapmalısınız. Burada fail bir Illusory Orb geldi. Creep için atmıştım. Gördüğünüz gibi gene vuruyor. Gene bakın HP'mi azaltmaya çalışıyor sürekli. Ben de aynısını yapıyorum ama. Karşılığını vermediğiniz sürece midde dayak yersiniz. Karşılık vermek zorundasınız. Böyle Illusory Orb'u da atıyorsunuz. Creep alırken şuna çok dikkat edin. Herhangi bir upladığınız skill'i, yani level'ını arttırdığınız skill'le creep alıyorsanız eğer şayet o skill'e adama da vurdurmaya çok özen gösterin. Hani şimdi skill'e atın ama lane'i pushlamak için değil. Hem creep alıp en azından 2 tane creep, hem de adama vurabilecekseniz skill'lerinizi kullanın. Bunu birazdan örneğini çok kere göstereceğim size. Kule altında böyle gelip dine yapmaktan çekinmeyin agresif oynarken. Zaten Puck'ta böyle face shift gibi bir spell olduğu için çok kolay dodge'layabiliyorsunuz. Puck'la biraz kolay aslına bakarsanız ama diğer hero'larla Invoker'ın karşısında, Exhort Invoker'ın karşısında, agresif oynayan bir Invoker'ın karşısında durmak çok zor. Burada rune'ü almaya gittiği için bir Illusory Orb denedim ama rune timing'i geçtiği için belki DD falan çıkar diye yukarı atmıştım Illusory Orb'u o gitmesin diye ama altta çıktı rune. Bu şekilde farmınızı alın. Şöyle Illusory Orb'u, mage creepleri özellikle kaçırmamaya özen göstermeniz lazım. Burada bir deny yedik, çok kötü. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Karşınızda eğer damage'ı yüksek bir hero varsa, işte Invoker, işte ya da melee bir hero varsa Killing Blade'de, işte Ember olur, Panda olur, Tiny olur. Eğer ki mage creep'i 5 level olduğunuzda genelde 3 level yaptığınız bir tane skill vardır.
Eğer ki mage creep'i o skillinizle almak istiyorsanız mage'e mutlaka bir tane vurun. Yoksa daha demin benim yaptığım hatayı yaparsanız önden skill'i atıp sonra mage creep'i almaya çalışırsanız karşınızdaki yüksek damage'lı adam o mage creep'i her wave'de deny'lar ve her wave'de mage creep'in XP'sinden ve parasından olmuş olursunuz. Biliyorsunuz en çok XP mage creep, en çok parayı da gene mage creep veriyor. Mage creep mid lane'de her şeyiniz beyler. En çok ona, hani en birinci böyle, en birinci ona iyilik yapacaksınız. Ona böyle özen göstereceksiniz. Sizin aslında en dikkat etmeniz gereken şey oymuş bundan sonra. Krabba. Deny deniyor, miss vurdu. Çünkü high ground'dayım. Gene miss vurdu. Adam vurdu diye ben de vurdum. Hani miss vurmasa iki lastiği de alacaktım. Miss vurduğu için lastikleri alamadım. Feels bad. Alakritisini attı. Gene bana vuruyor. Cold Snap'ini attı. Illusory Orb'la bir dodge'ladım. Cold Snap varken üzerimde çok fazla riske giremezdim. Birazcık geri çekildim. Uygun pozisyonda tekrardan döndüm ve Invoker'ı kestim. Burada birazcık neyin hatasını yaptı Invoker? Bundan size kısaca bahsedeyim. Bir tık geri alacağım burada. Şimdi. Eğer ki kule altında sizin çok fazla creep'iniz varsa, 2'den fazla, 3, 4, 5 olabilir. Eğer kule altında çok fazla creep'iniz varsa, karşınızdaki adama çok rahat bir şekilde atarlı oynayabilirsiniz. Çünkü eğer karşılığını verecek olursa bu creep'ler de doğal olarak ona haraslamaya başlayacaktır. Ve kulenin agrosunu alma ihtimaliniz çok düşük. Creep'ler çünkü kuleye daha yakın ve siz de direkt olarak kulenin altında adama sağ klik vurup hani böyle bırakmıyorsunuz zironuzu. Sürekli geri olarak çıktığınız için agro almadan adamı araslayabiliyorsunuz. Bu arada creepler de dövüyor. Creeplerden de çok fazla damage yiyor. Ve adam çok kolay bir şekilde eriyor. Şurada gördüğünüz gibi. Bunu agresif olarak oynarken lane'i pushladıktan sonra adamı kesmek için kullanabilirsiniz. Creeplerinizi kuleye tanklatıp adamı haraslayabilirsiniz. Bakın burada creeplerim olduğu için ben pusi oynamıyorum. Skill'lerimi atıyorum. Creep'lerin de ona vuracağını bildiğim için hani ölümü göze alıp ölebilirdim orada. Çok az bir EP ile kurtuldum. 10 EP ile kurtuldum ama riski aldım ve kazandım. Şu anda mesela Invoker, ben 5 level'ım. Şu anda Invoker henüz 5 level'ın başında. Gördüğünüz gibi ben 5 level'ı bitirdim. 10 saniye daha yok. Geldiğinde ben 6 level olacağım. Ve ultim olacak ve o da 5 level olacak. Bunun avantajını da çok iyi kullanmanız lazım. Karşınızda Invoker değil de işte böyle daha böyle nasıl söyleyeyim, sizi burstleyebilecek skill'leri olan, 6 level olduğunda sıkıntı çıkarabilecek bir hero olduğu zaman karşınızda ondan önce 6 level olmanız çok önemli. Mesela örnek veriyorum, Lina. Lina ile aynı anda 6 level olursanız zaten mid hero'larının HP pull'ları belli, 700-800. Lina sizi tek komboda kesebilir. Ama siz ondan önce 6 level olursanız siz Lina'yı 6 level olmadan bir kere kesebilirsiniz. Ultilerin önemi burada işte başlıyor. Mid hero'larının ultileri özellikle. Çünkü mid hero'larının ultileri genelde böyle çok nasıl söyleyeyim, işlevsel ultilerdir yani, anladın mı? Adam burstlemeye yönelik ya da gank atmaya yönelik ultilerdir. O yüzden kullanıldığında %90 falan kill getirir. O yüzden cooldownları genelde yüksektir zaten. Devam edelim. Şu anda map'te vision'ım yok. Gördüğünüz gibi. Bakın şöyle. Herhangi bir yeri görmüyorum. Mid'de kalmaya devam ediyorum. Kurye'den bir item geliyor. Invoker bir deny denedi ama atamadı. Katapultu denyleyemedi ama alamadı. Bakın. Biraz önce bahsettiğim şey şuydu işte. Size bunu göstereceğim. Bir saniye bekleteceğim. Bakın. Şimdi. Bakın arkadaki mage creep'i almak istiyorum. Arkadaki mage creep'i almak istiyorum. Ve bu wave'den de en az 2-3 tane creep almak istiyorum. Ne yapıyorum? Önce mage creep'in HP'sini azaltıyorum. Alabilecek konuma getiriyorum. O arada benim creep'lerim bir tane creep'in HP'sini yarıya düşürüyor. Skill'imi atıyorum. Mage creep'le beraber 2 creep'imi lane'de garantiliyorum. Aynı zamanda Illusory Orb'u Invoker'a vurdurup adamı da haraslamış oluyorum. Yani bir taşla 3 tane kuş vurmuş oluyorum. Sadece 120 mana karşılığında. Adam 159 damage yedi. Üstümüze şu anda gelemeyecek HP'sini fulllemeden. Ve mid'de de vision'ı yoksa zaten korkarak oynayacaktır. Creep'lerimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi high ground'a çıktı. Lastiklere dokunamıyor. Steam'imiz geldi.
Ward'umuz geldi üzerimize. Ward'umuzu genelde şuraya atıyoruz, şu kısma. Hem rune görebilmek için hem de Radiant'ken Dire'ın supportları genelde üst kısımdan gelirler. Ya Roshan oradan gelirler ya da şu üst kısımdan gelirler. Serbest kamerayı alıp göstereceğim. Şu şekilde Dire'ın supportları ya buradan gelirler bu yoldan ya buradan ya buradan gelirler beyler. Buradan geldikleri takdirde şuraya gelene kadar adamları görmezsiniz. Açılmışsanız şuralarda falansanız pak gibi kaçış mekanizması olmayan bir hero varsa elinizde %90 yakalanırsınız. Karşıda target stun ya da catch spell olan bir tane hero varsa işte Earth Spirit'tir. Bilmiyorum örneklendirilebilir ya da Mirana şuradan arrow deneyebilir size. Ama mid için agresif oynarken Radiant'ta en güzel ward spot'u burasıdır. Hem rune gösterir hem iki tane gelebilecek gengi gösterir hem de şurada gelebilecek gengi gösterir. Diğer alta doğru atacak olursanız ki gerek yok çünkü offlane genelde mid'e değil safe lane'e genelde rotate eder 2-2-1 metasında TP ile beraber. Zaten offlane geldiği zaman TP ile rotate eder, ta aşağıdan yukarıya koşmaz. O yüzden alt kısımdan çok fazla gank beklemeyin. Alttaki support zaten burada safe lane'i darlamakla meşgul. Buradan yiyebileceğiniz gank ihtimali çok düşük. İşte üstten gelebilecekleri ihtimal %90 ise alttan %10 ihtimalle gelirler. Onda da genelde buradan gelirler zaten. Orada da supportunuzun mid'e atacağı bir TP işinizi birazcık kolaylaştırır. Belki ölmezsiniz, counter atakla kill alırsınız falan gibi. Devam edelim. Adamın bu arada burada ward'u varmış gördüğünüz gibi. Bitiyor şu anda süresi. Ben buraya sentry'yi attım. Gördüğünüz gibi buradaymış. Bulamamışım. Sağlık olsun. Devam edelim. Oyuncunun bakış açısı modunda. Şimdi ben 7 level olacağım. Invoker'ın durumuna bakalım bu arada ne durumda. 6.5 level. Ben de 7 level olmak üzereyim. Şu kribi aldıktan sonra XP alabilecek bir yeri olmayacak. Bakın aynı şeyi şimdi gene yapacağım. Dikkatli izleyin. Mage kribi benim atağım gidiyor. Kribin EP'si az. Invoker uygun pozisyonda haras yemeye. Bir tane daha krip var. Bakın ne yapıyorum. Illusory Orb'la. Mage'e değdirmemişim gerçi. Bir tane krip alıp Invoker'a vurmuşum bir tane. Gene HP'sini azaltmışım. Kuas olup bekleyecek. High Ground'da beklemek zorunda. Gelemez kriplere. Evet ağaç yedi gördüğünüz gibi. Tangosunu yedi burada. Tekrardan geldi lastiklere. Şimdi bakın ne yapıyorum. Burada işte şu dakikadan sonra işiniz çok kolay ve yapacaklarınız çok basit beyler. 7 level olduktan sonra bakın. 7 level olduk. Ne yaptık direkt? İzleyin abi. Bak şu mage creep'le 7 level olduk şimdi. Bu dakikadan sonra upladığınız spell'iniz 4 level artık. 4 level bir tane skill'iniz var. Invoker'dan önce 7 level oldunuz. Bu dakikadan sonra Invoker'ın lane kazanma ihtimali %0. Çünkü sizin lane pushlayacak bir skill'iniz var. Lina'dan örnek verelim. Windranger'dan örnek verelim. Windranger'sanız Power Shot, Lina'ysanız Dragon Slave. İşte böyle 4 level yaptığınız, hero'lara bakalım şöyle kahramanlar kısmında. 4 level yaptığınız herhangi bir spell yani Storm olabilir mesela. Storm'la mid'e geldiniz Remnant'ı fullersiniz. İşte Lina'ysanız Dragon Slave fullersiniz. Necro'ysanız Deadpool'su fullersiniz. OD'seniz Astral'ı fullersiniz gibi gibi örneklendirilebilir. Şimdi 7 level olduk. İlk gelen wave'e, creep wave'ine sizin creepleriniz vurmaya başlıyor. Bir tane creep'e. Gördüğünüz gibi bak şu creep'e vurmaya başladı sizin creepleriniz. Creepleriniz o creep'i döverken siz mage'e bir tane %100 vuruyorsunuz. Gördüğünüz gibi mage'in canı gitti. Sonra creeplerinizin vurmadığı herhangi bir creep'i yarım EP'ye indiriyorsunuz. Diğer creep yarı EP'ye inene kadar. Bakın sonra 4 level yaptığınız skill'i atıp bir wave'den 3 tane creep'inizi garantiliyorsunuz. Her wave'de 3 tane creep'iniz garanti. Tertemiz. Dördüncüyü alıp alamamak tamamen size kalmış. Karşınızdaki adam denylamak isterse denylar, denylamak istemezse alırsınız. Ve karşınızda Invoker gibi böyle HP regen'i olan, HP regen'e muhtaç bir hero yoksa kule altında sürekli creep almaya çalışırken dayak yiyip HP regen'ine HP regen item getirmek zorunda kalacaktır. Bottle'ı yoksa tango, tango olmazsa heal sürekli çekmek zorunda kalacak. Bakın şöyle göstereyim bak. Creepleriniz gidiyor kule altına. Hem kule haras yiyor. Adam last hit atmak için geldiğinde agroya aldığında da creepler gidip adamı dövmeye başlıyorlar. Şekilde olduğu gibi.
Tabi adam Invoker olduğu için çok zorlanmıyor. Invoker çünkü böyle bir hero. Hani HP regeni var. Siz mümkün olduğunca Invoker'a vurun. Bakın bu wave'de gene aynısını yapıyorum. Bakın ikinci sıradan gelen creep'e vuruyorum. Gidiyorum mage'e bir tane vuruyorum. Illusory Orb 3 creep garanti. Adam dördüncüye gelemiyor. İlerliyorsunuz. Ve bu şekilde lane'i sürekli ileride tutarak agresif oynadığınızda bu şekilde lane'i sürekli ileride tutarsanız da map'teki rune kontrolü sürekli sizin elinizde olur. Herhangi bir şekilde mid'e, karşınızdaki mid'e rune vermezsiniz. Tabii karşınızda da aynı şekilde böyle yapan bir adam vardır. Agresif bir oyuncu. Lina vardır mesela. Adam da aynısını size yapıyordur. İki tane creep'i işte canını azaltıyordur. Mage'e bir tane vuruyordur. Dragon Slave'e atıyordur. O zaman ne olur biliyor musunuz? O zaman ikinizin de creep'i olmaz ortada. Rune'de bir fight yaparsınız. Ama bu şekilde rune kontrolü sürekli sizin elinizdedir. Bakın Invoker creep almaya çalışıyor. Orada harass yiyor. Invoker olmasa dediğim gibi çok harass yiyebilir. Birazcık hızlandıracağım. Bir sonraki gelen wave'de bakın. Bir sonraki gelen wave'de gene aynısını yapıyorum. Hiç şaşmaz. Senelerdir yaparım. Gördüğünüz gibi. Adam creep'i deny'ladı. Dakika 8 olacak. Rune kontrolü gene kimde? Bizde. İstediğimiz gibi gidip rünümüzü alabiliriz. Regenimiz var ama olsun. Rünler önemli. Karşı takıma bırakmamak adına çok önemli. Haste, double damage, invis. Bu tarz rünler takımınızı rahatlatır. Eğer karşı takıma giderse de sizin takımınızı zor duruma sokar. Rün kontrolü o yüzden oyunda çok önemli. Evet, bu dakikadan sonra birazcık hızlandıracağım. Mid'de çünkü yaşanan olaylar sürekli. Şurada bir kesmişim Invoker'ı ben. Bakın dur bir saniye. Haste'i nasıl işlevsel kullanmışım burada. Bir göstermek istiyorum burada. Şurada sizlere. Bir saniye. Şimdi. Burada gene bakın. Creep'lerim varmış. Kule altına çıktığımda gene creep'lerim varmış. Gördüğünüz gibi benim. Creep'lerim olmadan zaten ben bu atarı yapmam. Creep'lerim varken gene adama vuruyorum. Cold Snap yiyorum. Gene Cold Snap bitene kadar dönmüşüm. Sonra Dream Coil, Silence, Haste'imi kullandım. Stick Bait. Burada Rubik'ten TP geliyor. Korkmuyorum çünkü haste'im var. Küçük bir dodge atıyorum. Orada onu kesiyorum. Illusory Orb'um var. Korkmuyorum. Haste'im hala yarısı duruyor. Zaten support level'ı kaç? 4. 4 level bir support'un skill'lerini kullandıktan sonra size bir şey yapabilme ihtimali %0 beyler. Sadece right click'le vurur. O da HP'niz azsa şaman gibi, Trient gibi right click damage'i yüksek hero'lar için geçerli. Sizi sıkıntıya sokar. Ama hala bir charge bottle'ımız var. Skill'lerimiz doluyor. Ve stick charge'ımız 4. Her türlü haste'imiz de var. Bu adamı kesebiliriz. Üstüne yürüyoruz. Skill'imizi atıyoruz, kesiyoruz. Haste'imizle çıkıyoruz. Phase Shift'le de dodge'luyoruz. Şimdi şöyle bakalım. 46'ya 7 last hit oranımız var. Karşımızdaki Invoker 32'ye 8. Biz 8 level'ız, 9 olmak üzereyiz. Invoker 7 level, henüz 8 olacak. Üzerine sadece PTS, Null Talismanı ve Akulyası var. Bizim üzerimize bakıyoruz. Muhtemelen bu killerden sonra Kurye'den item gelecek. 2 Null Talisman, Stick Bottle ve Kurye'ye bakalım. Kuryemizde ne var? Ne almışız bu parayla? Ne geliyor? PT'miz geliyor, Healing Cell geliyor. Invoker'dan hem level hem item hem net worth olarak şurada da göstereyim üstünüz. Bakın aramızda ne kadar net worth farkı var. Dakika 9. Ben 4123. O 2990. Evet. Şuradan oyuncunun bakış açısını alalım. Şuradan devam ettirelim. Şimdi. Geçen videoda bahsetmiştim. Sizin mid'de bu kadar dominant olmanız, mid'i domine etmeniz otomatik olarak karşı takımın supportları ve diğer oyuncular tarafından dikkat çekecektir. Yavaştan mid'e rotate'ler gelebilir. Invoker gibi biri olduğu için dediğim gibi kuleyi çok fazla harasslayamadık. Çünkü creep'leri işte kule altında agrosunu tutup damage yese bile ne Kuas'la canını doldurup agroyu alarak kuleye vurdurmuyor. O yüzden kuleyi alamadınız. Bir de karşımdaki adam tecrübeli bir oyuncu. Rank 480. Onun da etkisi var. Canımızı dolduruyoruz. Bak gördüğünüz gibi şu an şurada panda var. Daha demin map'te gördünüz mü bilmiyorum, baktınız mı? Invoker burada, Bounty Hunter burada. Sizin safe lane'de carry'nizin karşısı boş. Sizin mid'deki agresifliğiniz yüzünden. Üstte zaten bizim kuşçu var. I'm gonna rape you diyor. Ursa'nın üstüne atlıyor. Burada da Koray Sama karşınızda. Gördüğünüz gibi burada da Uganda Prensi dayak yiyor. Muhtemelen burada ölmüştür.
Neyse. Oyna Tuğrucuğum. Let's go. Biraz hızlandıralım. Gene lane'de aynı şeyi yapıyorum. Adamı araslıyorum. Creep'leri alıyorum. Gördüğünüz gibi. Tek skill'le bütün creep'ler. İlerletelim. Henüz fark ettiyseniz dakika 10 olmasına rağmen lane'den hiç çıkmadım. Normal şartlarda aslında çıkılabilir ama karşınızda invoker gibi bir hero varsa, seri bir şekilde kule push'u yapabilecek bir hero varsa abi kesinlikle lane'den çıkmamanız gerekiyor. Çünkü bir wave'inize attığı bir tane meteor creepleri hızlı bir şekilde öldürüp üstünde akulyası da var, alacrity ve fork split ile hızlı bir şekilde kulenizi sadece 2 creep wave'de öldürebilir. 2 creep wave'de mid kulenizi kaybedersiniz ki Dota'da mid kulesi kaybetmek isteyeceğiniz son şey. Çünkü map'in her yerine rotasyonu en iyi mid kulesi sağlar. O yüzden mid kulesi en son kaybedilmesi gereken kuledir. Bu yüzden karşı takımın mid kulesini ne kadar önce yıkarsanız o kadar map avantajı elde etmiş olursunuz. Hem vizyon bakımından, hani görüş açısı bakımından, hem rotasyon bakımından çok önemli şeyler bunlar. Gördüğünüz gibi ben Invoker'ın eksikliğine direkt olarak kuleye vurmaya başladım. Geçen videoda bahsetmiştim. Fortification geldi. Invoker NC'de stack alıyor. Bakın Invoker nasıl toparladı. Görelim. Invoker NC'de nasıl toparladı? 3 tane stack yapılmış burada Invoker'a. Onları Meteor'la alıyor. Birazcık network'te yaklaşıyor bana bu sayede. Aradaki fark 1K'ya düşüyor. Ben şimdi Eul alıyorum. Item tercihleriniz tamamen size bağlı. Ama agresif oynayacaksanız üzerinizde defansif itemlar kesinlikle olmak zorunda. Çünkü girdiğiniz yerden çıkabilmeniz lazım. Ben agresif bir mid oyuncusuyum. Ve her zaman üzerimde en az 2 tane defansif item görürsünüz. Bütün maçlarımı izleyebilirsiniz. Üzerimde intro oynuyorsam, midde oynuyorsam %100 Eul, Dagger, Force Staff, Linken. Bunlar, bu dörtlüden en az 2 tanesini görürsünüz beyler. Ki en sevdiğim itemlardır. Dota buff'ımdan da bakabilirsiniz. En çok kastığım itemlar da onlardır yani. Evet, devam ediyoruz. 6'a bir rotasyon. Burada 6 attığım bir rotate var. Sebebi Invoker map'te yok. O da gelebilir buraya. Mid'de değil. Burada mid'den kuleyi de alabilirdim. Ama Invoker'ın alta gideceğini düşündüm. Arkadan Rubik de geliyor. Panda ultisini kullanmış durumda. Eğer bir offlane ultisini kullandıysa bu şu demek, ultisi bittiği zaman ya da ultisi yoksa siz onu kesebilirsiniz demek ve offlane'in ölmesi support kesmekten çok daha iyidir. Offlane'i kesebileceğimi düşünerek alt lane'e gidiyorum ve Kerim ölmesin diye ve Invoker'ın geleceğini düşünerek buradaki move'um bu yüzden. Burada adamın ultisi bitecek diye bir Dream Coil attım. Bir saniye sonra bitti. Ayarlamıştım üstüne bakıp ama tam denk getiremedim. Gördüğünüz gibi Kerim'e burada offlane'in killini aldırdım. Kerim burada MXP'sini, M farmını almaya devam edecek. Arkadan Bounty Hunter geliyor. Burada Ruby'yi de kesiyoruz. Hala 6 level olamamış bir Rubik var. Burada attığım rotate sayesinde hem kill aldım hem XP aldım. Gördüğünüz gibi. Hem kill aldım hem XP aldım hem gold kazandım. Hem de safe lane'ime yardım edip Kerim'i öldürtmemiş oldum. Karşılığında bir tane support verdik. Karşılığında offlane artı support'un killini aldık. Rotate'lerde TP atmanız çok önemli. Rotate'ler çok önemli bu oyunda. Üzerinizde mutlaka TP taşıyın. Mid'de, safe lane'de, off lane'de, support, hangi rolde oynadığınızın bir önemi yok. Üzerinizde sürekli bir tane TP hazır olsun. Burada Invoker açılmış. Üstün olduğumu bile bile açılmış. Ve cezasını da hızlı bir şekilde zaten veriyoruz. Cezalandırıyoruz. Eğer mid'de ezildiyseniz hani kesinlikle açılmamanız gerekiyor. Şu sudan aşağı inmemeniz gerekiyor. Bu merdivenler sizin sınırınız olmalı. Ezildiğiniz bir oyunda kesinlikle agresif oynamaya çalışmayın. Çünkü daha kötüye gider. Sürekli ölürsünüz, feedlersiniz. Evet, devam edelim. Aynı şeyleri yapmaya devam. Bot gibi. Senelerdir yaptığımız için. Evet, güzel. Kuleyi almaya yönelik hareketler. Wave'i hızlıca kesip kuleye vurmaca. Kuleyi burada alıyorum. Dakika 12 itibariyle adamların artık mid'deki rotasyonu bitiyor arkadaşlar. En yakın rotasyon atabilecekleri yer mid 2. kule ya da shrine'lar. Shrine'lara attıkları TP çok fazla işlerine gelmez. Mid 2'ye atabilirler en yakın TP'yi. Ben hala mid'de durmaya devam edeceğim. Çünkü geçen videoda da söylemiştim.
Siz ne kadar midde durursanız, siz ne kadar midde baskıyı üzerine kurarsanız adamların, midden ikinci kuleye vurduğunuzda adamların supportları offlane'i kerisine kadar sizin üstünüze gelecektir midde sizi kesmek için ya da sizi o lane'den kovmak için. Bu da takım arkadaşlarınıza, safe lane'inize, offlane'inize, artık takımınızda kim varsa hepsine space creator abi. Hepsine alan oluşturur, farmını, işte XP'sini, kule push'unu, hepsine space'i siz yaratırsınız bu sayede. Altta Kerim ölüyor. Gidiyor muyum alta? Evet gidiyorum. Bir rotate gelmiş burada benden. Gene Panda ultisini kullanmışken bir rotate, bakın farkındaysanız. Çünkü burada eğer Panda ultisini kullanmadan ben alta gidersem şayet, ben geldiğimde Panda ultisini basar ve uzaklaşır, kaçar. Bir kill alamamış olurum. Elim boş dönmüş olurum. Bu bana ne kaybettirir? Zaman kaybettirir, para kaybettirir, XP kaybettirir ve bana bu kadar uzak olan bir tane karşıda invoker var. Bu adamı bana yaklaştırır. Ben burada zaman kaybederken invoker gördüğünüz gibi burada NC'de farmını almaya devam ediyor. O yüzden garanti olmadığı sürece lane'inizi terk etmeyin. Evet, offlane ultisini kullandıysa, yapabilecek bir şey yoksa gidip kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın, Bounty Hunter'ı kesmeye yönelmedim. Çünkü offlane kill'i çok daha önemli. Support kesmek size bir şey kazandırmaz beyler. Her zaman core'lara odaklanın. Evet, carry'sinizdir. Fight'larda support'ları tekleyip çıkabilirsiniz ama genelde core'ları öldürmeye yönelik oynayın. Çünkü support'lar ölse de olur. Burada tabii support'lar ölse de olur dediğim için gidip support'lar feedlemesin. Çünkü siz feedleyince güzel olmuyor. Aa, bu arada ben bu Mid 2'ya dün 2 tane oyun kaybettim lan. Bu adamla dün gene eşleştik değil mi biz? Aa aynen lan. Bak şu adam da. Aa aynen, bak aynı adam. Vay be. Aynı adamlarla eşleşmişiz lan. Güvenlerle giriyoruz ya, ranklarımız yüksek olunca karşımıza da sıralamadaki adamlar geliyor. Şimdi hatırladım. Bakın Mid'e geri döndüm. Üste bir rotate atacakmış gibi olmuş. Rune'ü almışım DD ile. Bakın şimdi DD'm var. Karşımda da herhangi bir defensive item olmayan bir invoker var. Yapabileceği tek şey en fazla Ghost Walk basıp kaçabilmek olur. Sadece invis basar kaçar. Ben midden gördüğünüz gibi devam ediyorum İkinci kuleye vurmaya. Hiç umurumda değil. DD'mi bastım. Silence gelmiş burada bizim silencer'dan. Aslında biraz bekleyip invoker atsa olurmuş. Illusory Orb'um yok. Haraslıyorum. Silence'ımı attım. D'den var. Invoker burada bir salaklık yapıyor yani. Rank 480 ölüşü değil bu. Bildiğiniz köpek ölüşü ama. Artık hani ezilmenin verdiği baskı olabilir. Hani oyundan yılmışlık olabilir. Öylesine oynuyor olabilir şu anda. O yüzden böyle kötü bir ölüş yaşamış olabilir. Gördüğünüz gibi wave'i hızlıca pushladım. Bakın daha demin benim wave'i pushladığımı gören Rubik mid'e gelmek zorunda kaldı. Rubik mid'e gelince şu an offlane'imin ve safelane'imin biraz rahatladığını göreceksiniz. Çünkü Panda da mid'e rotate atabilir. Offlane'i boş kaldı. Ursa'nın yanında support'u yok. Ursa kesilebilir bu şeyde, space'de. Devam edelim. Mid'den devam ediyorum. Umurumda değil gördüğünüz gibi. Kuleye vurmaya devam. Gitmiyorum. Şimdi bakın Panda mid'e geldi. Panda'nın mid'de olması benim Kerim'e space. Şimdi Kerim buradan gidip alttan birinci kuleyi alabilir. Panda mid'de XP'sini alıyor. Invoker nerede? Gene bilmiyorum. Devam edelim. Kerim'e açtığım bir space var burada. Üste doğru yönelmişim. Şuradaki ward yüzünden beni gördüler. Geri döndüm. Mid'de invoker artı Panda var. Mid kuleyi almalarını istemiyorum. Şurada giriyorum, invoker'ı kesiyorum. Ama tabi Panda direkt olarak trade'ini alıyor. Stun'ı çok yakından attığı için 2 saniyede beni orada eritiyor. Kaçamıyorum. Ölüyorum. Evet. Şimdi oyun başından beri anlattıklarım umarım anlaşılabilmiştir. Bu dakikadan sonra hani oyunun midine girdik artık. Mid game'e girdik. Mid game'den sonra yapacaklarınız artık tamamen size kalmış. Biz şimdi burada parti oyunu oynadığımız için konuşarak, anlaşarak oynuyoruz. Siz solo MMR'da takımı bu şekilde yönlendirip hani
arkanıza alıp oynayabilir misiniz bilmiyorum. Solo MMR'da biraz daha durumlar değişik oluyor çünkü. İşte flame'ler oluyor, oyunu bırakmalar falan oluyor ama bir önceki videomda söylediğim gibi ortalama 4K, 4.5K MMR'a kadar oyunu tek başınıza taşıyabilirsiniz beyler verilen taktiklerle. Mid'de agresif oynamak bu şekilde oluyor. Gameplay olarak anlatacağımı söylemiştim sizlere. Bu şekilde mid'de üstünlüğü kurabilirsiniz. Karşınızdaki adamı bezdirebilirsiniz. Bu şekilde agresif oynayarak oyunları eskiye oranla daha çok win'e çevirebilirsiniz. Bunun ben part 3'ünü yapacak mıyım? Yani nasıl şeyleri merak ettiğinizi eğer söylerseniz yorumlarda işte neyi merak ediyorsunuz? Neleri görmek istiyorsunuz? Yani ne anlatamadım şimdi de böyle hani midde ne yapmak, ne yapamadığınızı hissediyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz? Onu söylerseniz yorumlarda biraz daha yardımcı olup hani üçüncü bir videoyu çekmeyi düşünebilirim. Zaten çok fazla vaktim olmuyor. O yüzden bu ikinci videoda bu kadar uzadı. Bir tane gameplay denk getirdim. O yüzden atayım dedim YouTube'a. Umarım yararı olmuştur. Umarım daha iyi bir oyuncu olma yolunda ilerletir bu video sizi. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Çok sağ olun. Dediğim gibi yorumlarda ne görmek istediğinizi belirtirseniz ben de bir sonraki videoyu ona göre yapmaya çalışırım. Çok sağ olun. Hepinize iyi oyunlar beyler.